Salih Tuna AKP'lilerin AK Partililere yaptığı fenalıklar Yapı söküm, dekonstrüksiyon deyince akla gelen filozofumuz Derrida hayvanlar kategorisine karşı çıkar. Hazrete soracak olursanız maymunları, yılanları, köpekleri, eklem bacaklıları ile ahir tek ve aynı kategoriye koymak anlamsızdır. Hatta sadece anlamsız değil şiddet ihtiva eden bir tutumdur. Hayvanlara karşı uygulanan şiddet insanın basitçe ve genel olarak hayvan demesine yol açan bu kavramsal basitleştirme içinde palazlanır. Filozofumuz böyle düşünür. Doğrusunu isterseniz yerden göğe kadar da haklıdır. Hayvanlar ifadesi değil sadece toptancılık ihtiva eden her tanımlama veya tasnif nihayetinde körlüktür. En azından kategorizeye uymayanı ihmal etmek yok saymaktır. Bu da bir nevi şiddet uygulamaktır. Muhalif şebeleklerin yaptığı gibi tüm AK Partilileri AKP'liler parantezine almak da böyledir. AK Parti ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak isteyen AKP'lilerle Erdoğan'la ölümüne gönüldaşlık yapan AK bir tutamazsınız. AKP'liler, çıkarcılar, her ayağa uygun ortopedikler, sinsiler, fırıldaklar hacı yatmazlardır. AK Partililer, burnu yere düşse almayanlar, zillete boyun eğmeyenler, müstevlilere karşı ölümüne direnenlerdir. AKP'lilerin AK Partililere yaptığı en büyük fenalık da şebelek muhaliflerin oluşturmaya çalıştığı mahut algıya hizmet etmektir. Aynı şekilde CHP'liler deyince aklınıza ne geliyor? Atatürkçüler falan mı? Mustafa Kemal'e kefere diyen CHP milletvekili Bekaroğlu şöyle dursun, bizzat inönüne kadar Atatürkçüydü tartışılır. Ulusalcılar veya yurtseverler mi? Sezgin Tanrıkulu'nu göğsünü FETÖ'ye siper eden Mahmut Tanalı, Türkiye'yi soykırımcı ilan eden Canan Kaftancıoğlu'nu ne yapacaksınız? Hadi CHP'liler deyince belirli bir karakteristik özellik imleniyor diyelim. Peki kime örnek vereceğiz buna? Kılıçdaroğlu'nu mu? İyi de o bir karakterden ziyade bir tipe benzemiyor mu? Daha evvelde bir vesileyle anlatmıştım. Adam akıllı bir iç çatışma yaşayan karakterle toplumsal bir temsil figürü olarak karşımıza çıkan tip arasında dağlar kadar fark var tip karakterin aksine ya hep iyi ya hep kötüdür. Sinemamızda Erol Taş'ların canlandırdığı tipler gelsin aklınıza. Sanki yeryüzüne kötülük yapmak için gelmiş gibidirler. Kılıçdaroğlu'nun da tek amacı Erdoğan düşmanlığından ibaret. Sadece bu amaca koşulmuş gibi bir hali var. Gerçi CHP de Kılıçdaroğlu'ndan farklı değil. İzmir Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu CHP'nin politika üretecek bir mutfağı yok dememiş miydi? Ürettikleri tek şey Erdoğan karşıtlığı değil mi? Salihtuna tuna saba.